Tekrar dönüyor da yepyeni bir bölümle karşınızdayız. Ben Rıfat Fırat, kameraman arkadaşım Oktay Baydar'la birlikte Ankara'ya geldik. Başkent Ankara her ne kadar siyasetin merkezi olarak bilinse de aslında birçok özelliği var. Ne mi? Onlardan bir tanesi işte Ankara mobilyası. Ofis malzemesinden yemek takımlarına, oturma gruplarına kadar birçok mobilya dünyanın birçok farklı ülkesinde ofisleri ve evleri süslüyor. Peki bu mobilyalar nasıl üretiliyor? Aslında merak etmiyor değiliz. İşte bu dev fabrikada o mobilyaların nasıl üretildiğini hep birlikte izleyeceğiz. Hazırsanız çarklar dönüyor. Hem rahatlığı sağlıyorlar hem de verimliliği artırıyorlar. Geleceğe yönelik hayallerde ve yoğun tempolu çalışmalarda da bize eşlik ediyorlar. Onlar bu çağın en özel parçalarından. Ofis masaları çalışma motivasyonu ve sağlığımız için en önemli etmenlerden biri. Bir ofis masasının oluşum hikayesi suntalamların fabrikaya girişiyle başlıyor. Sunta, talaş olarak bilinen rendelenmiş ağaç tozunun tutkal ve çeşitli kimyasallarla birleştirilerek plak haline getirilmesiyle oluşur. Suntalamsa bu malzemenin suya ve rutubete dayanıklı ikinci bir katmanla kaplanıp feslenmesiyle meydana gelir. Bizim ürünlerimiz aslında Rıfat Bey iki ana aksamdan, iki ana bileşenden oluşuyor. Bunun biri metal aksam, diğeri ahşap aksam. Metal aksamın tedariği yurt içinden oluyor. Biz saç, çelik saç kullanıyoruz plaka olarak ya da bobin olarak veya profil kullanıyoruz, çelik profil kullanıyoruz. İmalatını görmüş olduğunuz üründe profil ağırlıklı bir imalat vardı. Suntalam tedariği yapıldıktan sonra gelen suntalam plakalar otomatik bilgisayar kontrollü depolama alanına konulur. Bu dediğim gibi bilgisayar kontrollü ve 24 saat insana gerek duymadan kesim tezgahlarımızı besleyebilen bir sistemdir. Buradan kesim planına göre ihtiyaç duyulan suntalam plakalar makine tarafından, sistem tarafından kesim makinelerine getirilir, kesim gerçekleştirilir. Suntalamların kabaca kesilmesi işlerin bitmiş olması anlamına gelmiyor. Nihai ölçü daha oluşmadı. Sırada CNC makinesi var. Kesim gerçekleştikten sonra bir ham ölçüdür bu aslında. Nihai olarak ürünün son haline gelmesi yine CNC işleme ve kenar bantlama merkezlerinde olur, tezgahlarında olur. Kesilen parçalar, ham ölçüye kesilen parçalar buraya gönderilir. Burada teknik resme ve tasarıma uygun olarak nihai olarak frezeleme, delik ve kenar bantlama işlemleri yapıldıktan sonra bir sonraki istasyona geçer. Bu istasyonda tüm suntalam parçalar kontrol edilir. Herhangi bir aksesuar üzerine takılması gerekiyorsa, menteşe, dübel gibi bunların montajı yapılır. Tablo artık tamamlandı. Sıra masanın taşıyıcı sistemine geldi. Alüminyum ayaklarımız dışarıda üretiliyor, geliyor. Bir metal karkas üretiyoruz. Bu metal karkası alüminyum ayaklarla birleştirecek şekilde hazırlıyoruz. Bütün bunlar elektrostatik toz boyayla kaplandıktan sonra monte edilecek hale geliyor. Ve bu şekilde masayı oluşturmuş oluyoruz. Metal karkaslar da monte edildi. Ürünümüz artık hazır. Sıra paketlemede. Biz ERP sistemi kullanıyoruz. Bu ERP sisteminde daha sipariş içeriye girdiğinde zaten bir paket listesi oluşuyor. Bu paket listesine göre de barkodlu etiketleri çıkıyor. Sipariş listesinde yer alan ürün okutulduktan sonra barkod yazıyla beraber
Eğer uygunsa, o siparişe aitse ilgili araca yüklemesi yapılarak müşteriye teslim ediliyor. Ofis masalarında kalite şirketin sektördeki liderliğinde tamamlayıcı bir yapı taşı olma özelliğini taşırken sağlıklı bir iş hayatı için de önemli bir rol oynar. Nurus'ta 93 yıldır süregelen bir prensibimiz var. Şirketimiz Türkiye'nin en eski sanayi şirketlerinden biri, aynı zamanda en eski aile şirketlerinden biri. Bir prensibimiz var, su baştan temiz akmazsa en sonunda temizlenmiyor. Dolayısıyla her aşamada mutlaka eli değen herkesin, içine girdiği her tezgahın ve ham maddenin kendisinin başından sonuna kadar temiz bir yolculuk yapması gerekiyor. Kalitedeki ana prensibimiz bu. Makro üretimiyle ön plana çıkan dev fabrikada günde yüzlerce ofis mobilyası üretiliyor. Bu fabrikanın kapalı alanı tam tamına 45 bin metrekare. Yani hemen hemen 5 futbol sahası büyüklüğüne denk geliyor. Yanlış duymadınız. Aynı zamanda bu fabrikada 400 istihdam sağlanıyor ve burada üretilen ürünler dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyor. Üç ana departman var imalat anlamında. Metal fabrikası, ahşap fabrikası ve sofa koltuk bölümümüz. Biz yılda ortalama 60-70 bin kişilik ofis mobilyası üretiyoruz ve teslim ediyoruz. Sizinle beraber üretimini takip ettiğimiz masa bizim en çok rağbet gören modellerimizden biri ve yaklaşık satışımızın %25'i o ürüne ait. Yine yılda yaklaşık 60 bin çalışma koltuğu üretme kapasitesine sahibiz. Çok yeni yatırımlar yapıyoruz. Dediğim gibi teknolojiyi yakın takip ediyoruz. Özellikle bazı komponentlerimizi yurt dışından alıyorduk bugüne kadar. Fakat yeni yaptığımız yatırımlarla artık bunları da kendi bünyemizde üretiyoruz, üretmeye başladık. Onlarla beraber kapasitemiz tabii ki daha fazla artacak. Yani bu 60-70 bin kişilik ofis mobilyasını teslim etme 2-2,5 katlara kadar çıkacak yakın bir gelecekte. Ofis masası seçerken dikkat edilmesi gereken en önemli şey ergonomik ve rahat olmasıdır. Bir ofis mobilyasının ideal olduğunu en kolay standartlarla anlarsınız. Ofis mobilyasında iki tane temel standart vardır. Bunlardan bir tanesi çalışma masalarını belirleyen bir standart vardır. TSE'nin bu konuda 527 no'lu bir standardı var. ENTS 527. Keza ofis koltukları içinde bu ofis koltuğunun standardını anlatacak yine TSEN 1335 diye bir norm var. Bu normlara uygun koltuklar, bunlara göre yapılmış koltuklar ve masalar çalışmanız için uygundur. Bütün bunların yanında bir de bazı firmalarımızın sağlayabildiği güvenlik ve kalite sertifikaları var. Bunlar da uluslararası sertifikalar. Yani hem normlara uygun hem de bu sertifikasyonlara sahip ürünler mutlaka ve mutlaka kullanabileceğiniz sağlıklı ürünlerdir. Ofis mobilyalarında Ar-Ge ve inovasyon da önemli bir rol oynar. Bu sayede değişimlere ayak uydurulurken geleceğe ışık tutan projeler ortaya çıkar. Bizim Ar-Ge'ye bakış açımız biraz farklı. Biz Nurus'ta aslında kendimize ait bir elementler tablomuz olduğunu düşünüyoruz. Yani tıpkı kimyadaki elementler tablosu gibi, periyodik cetvel gibi bir tablomuz var. Bu cetvelin içerisinde biz 90 yılı geçen tecrübemizle oluşturduğumuz birikimler, insan kaynaklarımız, teknolojimiz, bütün bunlar bu periyodik tabloyu oluşturuyor. Bu periyodik tablodaki elementlerle biz farklı moleküller yapabiliyoruz. Dolayısıyla bizim Ar-Ge'ye bütün bakış açımız bunun üzerine odaklanıyor. Bir Ar-Ge merkezimiz var. Sanayi Bakanlığı onaylıyız bu Ar-Ge merkezinde. Ana iş kolumuz olan mobilya ile ilgili hem malzeme özelinde
hem de teknolojiler özelinde geliştirmeler yapıyoruz. Ama bunun dışında geleceğin malzemelerini araştırdığımız bir kompozit merkezimiz var. Malzemelerin titreşim ve ses yutum özelliklerini araştırdığımız bir özel laboratuvarımız var. Bunun dışında da mobilyayla hiç alakası olmayan bir özel ARGE ekibimiz var. Biz bu ekibimize su samuru ekibi diyoruz. Çünkü bunlar su samurları gibi kendi kendilerine bakabiliyorlar, barajlar yapabiliyorlar, yiyeceklerini bulabiliyorlar, evler yapabiliyorlar. Dolayısıyla bu ekibin adı su samuru ekibi. Neler yapıyoruz su samuru ekibiyle? Çok özel makineler tasarlıyoruz. Herhangi bir teknolojiyi bir makineyle sağlamak yerine biz bu teknolojiye ulaşmak için gereken makineyi icat etme yetisine sahibiz. Sadece ofis ve mobilya üzerinde değil yaptıklarımız, Türk Hava Yolları'nda seyahat ettiğiniz ekonomi sınıfı koltuklarının geliştirmesi de bizim tarafımızdan yapıldı. Türkiye'nin milli havacılık şirketi için prototipler geliştiriyoruz. Bazı malzemeler geliştiriyoruz. TÜBİTAK tarafından görevlendirildiğimiz yüksek hızlı CNC makinalarla ilgili geliştirme programlarımız var. Havacılıkla ilgili özel malzemeler geliştirme programlarımız var. Dolayısıyla ARGE'miz işbirlikçi temelde bir özel inovasyon programı üzerine kurulu. ARGE'de çok kapsamlı işler yapıyoruz. Fabrikada müşterilere özel ofis mobilyası üretimi de yapılıyor. Çok çok özel işler yapmayı bundan yaklaşık 4 sene önce kapattık. Yani bütün tamamen özel olarak dünyanın her yerinde çok büyük kongre merkezleri yapardık. İğnesinden ipliğine yapılan işlerden bahsediyorum. Ama halen özellikle bizim için müşteri istekleriyle bir takım özel işleri yapmak çok çok önemli. Size birkaç örnek verebilirim. Fabrikanın içine dolaşırken de bunlara ait bazı şeyler göreceksiniz. Mesela İstanbul Havalimanı'nın bekleme koltukları, İstanbul Havalimanı için 30 bine yakın bekleme koltuğu üretildi. Bu bekleme koltukları özel bir teknolojiyle üretildi, bir poliüretan teknolojisiyle üretildi. Bunu 30 bin koltuğu üretecek teknolojiye sahip bir makine yoktu dünyada. Biz onun için buna özel bir makine geliştirdik. Sonra da koltukları geliştirdik. Tabii bunu yapabilmek için 30 bin koltuk isteyen bir müşterinizin olması gerekiyor. Yoksa bunu yapmak çok da akıllıca değil. Yine başka bir örnek. Akustik laboratuvarımızda da bugün gezerken göreceksiniz. İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi için bir koltuk geliştiriyoruz. Mimari firmanın tasarımını koltuğun bütün fonksiyonel özellikleriyle birleştirip en sonunda da opera salonu için gereken akustik ihtiyaçlara göre koltuğu düzenlememiz gerekiyor. Yani koltuğun tasarımında, üretiminde kullanılan malzemelerle öyle ayarlar yapmamız gerekiyor ki bu koltuk Atatürk Kültür Merkezi salonu için gerekli olan akustik seviyelere gelsin. Yani sesi istendiği kadar yutsun, istendiği kadar yansıtsın gibi özellikleri olan bir ürün. Bu ürünü de biz geliştiriyoruz. Ofis masaları her ne kadar son teknolojik makinelerde imal edilse de insan emeği üretimin en önemli halkasını oluşturur. Bizim Nurus'ta çok uzun senelerdir uyguladığımız bir yaklaşımımız var. Biliyorsunuz Nurus'un ismi dedem Nurettin Usta'dan geliyor. Yani Nurettin Usta'nın ilk ismi ve lakabının ilk heceleri Nurus'u oluşturdu. Nurettin Usta maalesef 1965'te rahmetlik oldu. Daha sonra annem devam etti. Kayıtlı Türkiye'nin ilk kadın sanayicisi annem. Burada ben de kardeşimle beraber 1980'li yılların sonunda görev almaya başladım. Burada bizim için çok önemli bir şey vardır. Teknolojiyi çok iyi kullanmak ama 90 yılın üzerinde taşıdığımız zanaatkarlığımızı da hiç unutmamak. Zaten
teknolojiyle zanaatkarlığı bir araya getirdiğiniz zaman işi çok çok iyi yapabiliyorsunuz. Bugün çok fazla Endüstri 4.0'dan, robotlardan, şunlardan bunlardan bahsediyoruz ama içinde insan olmadan hiçbir mal insanların kullanmasına uygun şekilde çıkmıyor. En azından benim sektörümde çıkmıyor. Dolayısıyla biz de zanaatkarlıkla, insan yetiştirmekle, teknolojiyi düzgün kullanmakla çok övünüyoruz. Türkiye'de en çok kullanılan ofis mobilyalarından bir tanesi olan masalara talep, koronavirüs salgınının ardından da hız kesmedi. Ev mobilyası sektörünü iç pazarda, ben biliyorsunuz aynı zamanda Orta Anadolu İhracatçılar Birliği'nde de görev yapıyorum. Bu sebeple rakamlara biraz hakimim. Ev mobilyası pazarımız çok rahatladı, açıldı. İhracatta da çok kuvvetliyiz. Ofis mobilyasında yatırım malı olduğu için bir miktar bir yavaşlama var ama hareketin tekrar başladığını ve eskiye yaklaştığını söyleyebilirim. Bizim kendi özelimizde biz bulunduğumuz pazardaki konumumuz sebebiyle çok da büyük darbe almadık bu özellikle pandemiden ötürü. Çalışma standartları değişti. Artık insanlar evden de çalıştıkları için evde de kendilerine konforlu bir çalışma alanı oluşturmak istiyorlar. Bir de çok daha önemli bir konu var aslında ekonomiye alakadar eden. İşverenler uzaktan çalışmada bile çalışan ekiplerinin sağlığı ve güvenliğiyle ilgili sorumlular. Dolayısıyla evlerinde de çalışsalar iş sağlığı ve güvenliğini gerektirecek ekipmanla çalışmaları gerekiyor. Ofis mobilyası, özellikle ofis koltuğu da bunun en önemli parçalarından bir tanesi. Dolayısıyla özellikle ofis mobilyasında koltuk tarafında ciddi bir hareket olduğunu söyleyebilirim iç pazarda. Türkiye, dünya ofis mobilyaları üretiminde önemli bir konumda bulunuyor. Türk mobilyaları sadece Türkiye pazarına değil, dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyor. Biz pandemide hükümetimiz sanayiyi durdurmadığı için ihracatta şu anda önde bir durumdayız. Çünkü Türkiye ihracatta, mobilya ihracatında Türkiye rekabet ettiği ülkeler Avrupa'daki ülkelerdir. Uzak Doğu pazarıyla Türkiye çok büyük anlamda rekabet etmez. Mobilyamız kalitelidir. Bu anlamda özellikle Orta Doğu pazarı, Orta Asya pazarı Türk mobilyasından ciddi beklentiler içerisinde. Buralara ihracat kuvvetli devam ediyor. Avrupalıların da pandemi sebebiyle çok fazla durmaları ve bana sorarsanız biraz da şımarıkça hareket etmeleri ülkemizin bu konuda öne çıkmasına sebep olacak. Yine Amerika ile yaptığımız serbest ticaret anlaşmaları, Amerika ile geliştirilmekte olan ihracatın geliştirilmesi programlarının mobilyaya çok ciddi etkileri var. Yani Amerika'ya yapılan mobilya ihracatında büyük artışlar gözlüyoruz Türkiye'den. Bizim özelimizde biz yaklaşık %45'i ihraç eder hale gelmiş vaziyetteyiz. Artarak devam edeceğini düşünüyoruz. İhracatta iyiyiz. Türk ofis mobilyalarında makro üretimlerle ön plana çıkan ürün Çin'e rakip olmayı hedefliyor. Çin'in muhtemelen fazla kuvvetlendiğini düşünen Batı, Çin'in sadece pandemiye dayalı değil, pandemi haricinde de Çin'deki bir kısım üretimi dünyaya dağıtmaya çalışacaktır. Ben böyle öngörüyorum en azından iş adamı olarak. Burada çok büyük bir rakamdan bahsediyoruz. Burada yaklaşık Çin'in 3 trilyona yakın ihracatından 800 milyarın Çin dışı ülkelere kaydırılması söz konusu. Bu 800 milyar doların içerisinde bize %10 düşse ihracatımızı 80 milyon dolar fark ettirir. Dünya haritasında Türkiye'nin ortada olduğunu düşünenlerdenim. Yani dünyanın ortasında bulunduğumuzu öngörüyorum.
Bunun için payın çok daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani Türkiye için 80 milyar dolar büyük bir atlama değildir. Şu anki sanayimiz kapasite kullanımında çok daha yukarıda rakamları karşılayabilecek olduğunu düşünüyorum. Türk sanayicisinin çok esnek olduğunu biliyorum. Bu tür zamanlarda çok süratle stratejik hareket edebileceğini biliyorum. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde Türkiye'nin üretim için mükemmel bir işbirlikçi ülke olacağını düşünüyorum. Aslında özellikle Avrupa'daki sağ politik görüşün kuvvetlenmesiyle Türkiye bir miktar dışlanmakla beraber bundan 15 sene önce bile İtalya'da ben oradaki paydaşları ziyaret ettiğim zaman Türkiye için küçük Çin deniyordu. Yani şu anda baktığınız zaman Avrupa'da Balkanların nüfusu çok çok küçük. Yani bütün Balkanları topladığınız zaman bir Türkiye etmiyor. Ve Balkanlarda nüfusun yapısına baktığınız zaman genç nüfus yok ellerinde. Olan genç nüfus da Avrupa Birliği ile olan işbirlikleri gereği Avrupa Birliği'nde başka yerlerde çalışıyor. Parayı orada kazanıyorlar. Dolayısıyla bir iş gücünden bahsetmek Balkanlar için ya da Almanya, Avusturya'nın doğusu için çok da mümkün değil. Türkiye'yi es geçerseniz arkada üretim yapabileceğiniz İran, Irak gibi ülkeler var. Bugün Türkiye'nin teknolojik hazırlık seviyesinin yanına bile yaklaşamazlar. Aşağıda bakacaksanız Kuzey Afrika'da Mısır var. Teknolojik hazırlık seviyesi olarak bizim en az 10 ila 15 yıl şu anda gerimizde bulunuyorlar. Dolayısıyla aslında etrafta Türkiye'de yapılacak üretimi yerine geçebilecek başka bir ülke yok. Mühim olan Avrupalıların bunun farkına varabilmesi. Bence şimdiye kadar farkına varamamış olmalarının avantajını yaşıyoruz. Bu etrafına çok iyi bakmayanlar hep en iyi yaptıklarını zannederler. Avrupa Türkiye'nin ne kadar geliştiğini hesap edemedi. Ben böyle öngörüyorum. Ben Avrupa'da da birçok sanayi odası gibi derneklerin üyesi olmam hasebiyle bu konuda da görüşlerini çok çok rahatlıkla alıp dinleyebiliyorum. Türkiye'den başka üretim alternatifi yoktur Avrupa'da. Çarklar dönüyor da bu hafta Ankara'daydık. Ofis mobilyalarının doğumuna hep birlikte şahitlik ettik. Önümüzdeki hafta yepyeni bölümlerle karşınızda olacağız. Hoşça kalın.